Kardeşim çok geçmiş olsun. Bırak abi ya. İki selam verip sohbet ettiğim kızlar üstüme kalıyor resmen. Yalnız yaz sonu kısa bir kaçamağınız oldu yazılıp çizildi Selim'cim. Benden söylemesi. Ne kaçamağından bahsediyorsun Eda? Farkındaysan ben bekarım ve hiçbir sorumluluğum yok. Eğer ki bir altı yemek istersem herkesin gözünün içine baka baka... Selim. Bir saniye abi. Yaparım. Kimseye de hesap falan vermem. Tamam. Tamam sakin ol. Çok gerildim. Hadi gel. Eda işte. Allah Allah. Gözlerinizi kapatın dinleyin. Son kez görmek istediğinizden emin misiniz? Evet eminim. Anne ben gelmesem. Geleceksin. Abine veda edeceksin. Tek başına buz gibi yerde bırakamam ki ben oğlum. Üşürüz burada. Soğuğu sevmez. Getirdin mi abinin kazağını? Getirdin. Hanımefendi, hanımefendi. Anne. Serra, baban nerede? Onu haber verelim. Sen iyi misin Serra? İyiyim. İyiyim hocam. Sen olmasan çok daha üzücü şeyler yaşayabilirdik. Bir şey yapmadım ki ben. Sadece biraz... Etkilendin gibi çok normal. Yani ben de ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Dondum kaldım. Hiç kolay değilmiş gerçekten bir insanın hayatını eline tutmak. Haklısınız. Ama sen... Bir an olsun soğukkanlılığını kaybetmedin. Ve Hülya'yı vazgeçirmeyi başardın. Rahat. Neden böyle bir şey yaptın kız acaba? Yani bir insanın canına kıymaya karar vermesi için çok ciddi bir travma yaşaması gerekir. Ya Selim Allah aşkına ne demek benim bir sorumluluğum yok? Yani kız atlasaydı ne yapacaktın? Ölseydi aynı şeyi mi söyleyecektin? Ne yapayım abla? Takıldığım her kızla evleneyim mi yani? Takıldığın kızları dikkatli seç. Ya babamın kulağına gitse ne diyeceksin Selim? Merak etme sen. O bana anlayış gösterir. En azından ben onun yaptığı hatayı yapmadım. Bu manyak kızla evlenmedim. Tamam. Aferin. Babama da aynı bu şekilde söyle. Adam iyice çıldırsın. Ya nasıl normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun ya? Ya kız senin için resmen intihara kalkıştı. Ablacığım sen ne kadar safsın. Ölmeyi gerçekten isteyen birini durduramaz. O öyle ya da böyle yapardı. Bu kızın derdi sadece dikkat çekmek. Selim!